Herkese merhaba, bu Game'de karşınızdayım. Bugün sizlere Jojo Moyes'un Senden Önce Ben kitabının yorumunu çekiyorum. Peki bu video bolcanın spoiler içerecek. O yüzden eğer spoiler almak istemiyorsanız şu an videodan çıkabilirsiniz. Ama spoiler almak istemeyenler için şunu söyleyeceğim ki bu kitapla ilgili önce ilk başta çok, hatta nefret ettiğim bir kitap olmuştu. Ama daha sonrasında oturup düşündükten sonra ve birazcık daha olayları gözden geçirdikten sonra bu kitabı gerçekten çok sevdiğimi fark ettim ve içerisine verilen duyguların çok çok güzel olduğunu fark ettim. O yüzden mutlaka gidip alın okuyun. Benim çok sevdiğim bir kitap oldu. Şimdi gelelim spoilerlı bölüme. Spoiler almak istemiyorsanız bu andan itibaren videoyu terk edebilirsiniz. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Öncelikle bu kitabı ilk başta neden sevmemiştim? Şöyle ki ben bu kitabı bitirdikten bir gün sonrasında sevmediğim kitaplar diye bir video çekecektim ve o an böyle yazara sinirlenmiş olmamdan dolayı sevmediğim kitaplarda bu kitabı göstermiştim. Sonrasında oturup düşündükten sonra biraz daha olayları gözden geçirdim. Biraz daha yazarın vermek istediği duyguları gözden geçirdim. Karakterleri, yaşanan olayları vesaire hepsini böyle bir tekrardan inceledim. Ve aslında bu kitabın gerçekten çok güzel şeyler anlattığını ve birçok açıdan herkesin okuması gerektiğini fark ettim. Önce neden sinirlenmiştim? Çünkü biliyorsunuz ki bilmeyenleriniz için ya da unutanlarınız için anlatayım. Çünkü galiba şu an bu videoyu izleyenlerin %90'ı bu kitabı çoktan okudu, spoiler vereceğim için. Villadındaki karakterimiz geçirdiği trafik kazasından sonrasında felç kalıyor. Sadece kollarını kısmen oynatabiliyor, yüzünü ise tamamıyla oynatabiliyor ve konuşabiliyor. Ve kazanın yüzünden o geçmişteki renkli hayatını bir kenara bırakmak zorunda kalıyor ve sandalyesine mıhlanmış boş bir adam olarak hayatına devam ediyor ve intihar etmek istiyor. Ailesi bile 6 ay daha şans vermesini istiyor ve Will intihar işini 6 ay sonrasına erteliyor. Daha sonrasında bu süreçte de bakıcı olarak Lou adındaki karakterimizi Will'in başına getirtiyorlar mı demeliyim ne demeliyim. Lou da bir şekilde Will'in intihar kararını öğreniyor. Daha sonrasında Lou onu bu karardan geri döndürmek için bazı şeyler yapıyor. O sırada tabii ki birbirlerine aşık oluyorlar. Ben yazara çok sinirlenmiştim çünkü kitabın sonunda Will ölmüştü. Yani ben daha böyle ütopik şeyler bekledim aslında. Fiziksel engellerin aşka engel olamayacağını anlamalı ya da veyahut da Will'in kalkıp birden yürümesi gibi işte böyle ütopik şeyler, pembe hayaller böyle bekliyordum. Sonunda Will intihar etti ve öldü. Bir yandan çok güzel bir kitaptı çünkü özellikle sondaki mektup, bence Will'in bıraktığı mektup çok mükemmeldi. Biz bu kitapta ayrıca fiziksel engelli insanlara ne kadar az imkan sunulduğunun da farkına varıyorduk ve onların aslında toplumdan ne kadar itildiğini de bir şekilde görüyorduk. Tam olarak biz bunu fark etmesek de bir şekilde onların toplumdan itiyormuşuz aslında. Bu kitapta bunu da fark ettim. Gerçekten geçirdiği duygular çok çok güzeldi. Hani ilk başta neden böyle bir nefret kusma gereği duydum, neden bu kadar sinirlendim anlamıyorum ama çok ağlamıştım. Gerçekten çok ağladım bu kitap bittiğinde. Ve belki de bu kadar ağladığım için yazara da bu kadar çok sinirlendim Will'i öldürdüğü için. Yani hangi yaşta olursanız olun gerçekten bu kitabı okumanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bilmiyorum, hem aşkın da çok güzel taraflarının kaleme alındığı bir kitaptı. Ya da toplumsal açıdan da çok güzel şeylerin yazıldığı bir kitaptı. O yüzden buna puanım her ne kadar şu an içerisinde 3,7 yazsa da 5. Bu arada ciltsiz hali de şu şekilde. Jojo Moyes'un diğer kitaplarını okumadım. Ama eğer diğer kitapları da bu kadar güzel duygular içeriyorsa mutlaka okuyacağım. Bu arada Senden Önce Ben de devam kitabım var. Bunlar bir seri mi hiçbir fikrim yok. Bana aşağıya yazarsınız bununla ilgili. Ama Senden Önce Beni eğer bunun devamıysa da okumayacağım. Çünkü Senden Sonra Beni bunun devamıysa da okumayacağım. Çünkü ben hala Will'in ölüşüne alışamadım. Yani Will o kadar benim için içten bir karakterdi ki sanki gerçek yaşamından biri ölmüş gibi hissettim. Ama mutlaka okuyun yaşınız kaç olursa. Ve ben bu kitaba bayıldım. Bu videoda bu kadardı. Bu birazcık kısa bir video oldu ama hem şu an çok fazla zamanım yok hem de çekebileceğim tek video buydu şu anlık. Sizlerin benden çok istediği bir sonraki video muhtemelen karantina anlık kitap yorumu videosu olacaktır. Çünkü çok fazla yorum yazdınız bana karantina ile ilgili. Her neyse, sosyal medya hesaplarımı şu anda ekranın görüntüsünden takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki kırmızı butondan da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Okur kılın, hoşça kalın.